Merhaba arkadaşlar. Altın sınıf çanta yayınları Matematik Soru Bankası'nda sayfa 245 ve 246 ile dersimize devam ediyoruz. Konumuza başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet. Birinci etkinliğimize bakalım. Yanda verilen şekilde komşu açıları belirleyin diyor arkadaşlar. Arkadaşlar iki açının komşu olabilmesi için ortak ışınları olması gerekir. Ortak ışınları olması gerekir diyorum. Şimdi açıları incelediğimiz zaman bakın. KLN açısı ile NLM açısı yani şu açı komşu açılardır. Çünkü arkadaşlar LN ışını ortaktır diye söylüyoruz. Evet, ikinci etkinliğime baktığım zaman EBD komşu EBD açısına komşu 3 tane açı yazınız diyor arkadaşlar. EBD açısı bakın şurası. Buna komşu 3 tane açı. Şimdi BE'yi ortak kabul edecek olursam arkadaşlar bakın FBM -E, komşu bir açıdır. BD'yi ışın kabul edecek olursam ortak ışın DBC komşu bir açıdır. Yani şu açı komşudur. Aynı zamanda bu açı da buna komşudur diyorum. Sağından ve solundan. DBC açısı. Bir tane de arkadaşlar. BF ışınını görmeyin. BF ışını görmüyorum. A, B, e diye söylüyorum. Bakın. ABE de EDEBD e, açısına komşudur. A BE açısı da yine EBD açısına komşudur diyoruz. Şurayı temizleyerek arkadaşlar B'ye bakıyorum. FBE açısına komşu 3 tane açı yazınız diyor. FBE, FBE bakın burada. Şimdi önce soldaki açıyı yazıyorum. BF'ye ortak ışın kabul ediyorum ve ABF komşu açıdır. Daha sonra arkadaşlar E'den başlayarak EBD komşu açıdır. Ve yine arkadaşlar B, görmüyorum. Bakın EBC açısı komşu açıdır diyorum. Evet. Sayfayı temizleyerek bir sonraki etkinliğe geçiyorum arkadaşlar. Evet. Üçüncü etkinliğe baktığım zaman KLM ve NLM komşu açılardır. NLM açısının ölçüsü KLM açısının ölçüsünden 40 derece fazladır. KLM açısı bakın arkadaşlar KLM tamamı 100 derecedir. Buna göre NLM kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünüyorum. NLM açısının ölçüsü KLN'nin ölçüsünden 40 derece fazla. O halde KLN açısına ölçüsüne A diyecek olursam buna küçük açı diyorum ve A diyorum. K, L, N. Yani şurası A olsun. Diğer arkadaşlar yani N, L, M açısının ölçüsü A'dan 40 derece fazlaysa A artı 40 derecedir diyorum. Evet. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar neydi? 100 dereceydi. O halde bakın. ikisini toplayacağım. A artı KLN açısıydı. NLM'de A artı 40'tı. Ve bunların toplamı 100 dereceymiş. A, A da 1A, 1A daha 2 tane A yapar. Artı 40 derece eşittir 100 diye düşünüyorum. Arkadaşlar öncelikle bakın şöyle düşünelim. 2 tane A'yı 40 ile topladıktan sonra 100 ise Öncelikle 40'ı çıkarıyorum. 100'den burada 2A kaldı. O halde 2 tane A 60 derecedir. 2 tane A 60 ise bir tane A'nın 30 derece olduğunu görüyorum. Peki benden arkadaşlar bir tane A'yı yani KLN açısını mı istedi? Elbette hayır diyorum. Bakın benden istenen açı NLM açısı. Arkadaşlar lütfen soruda nereyi istediğine dikkat ediyorum. NLM açısı A'dan 40 derece fazlaydı. Yani A artı 30 idi. O halde A 30 ise pardon A artı 40 idi arkadaşlar. A artı 40 idi. O halde 30 ile 40'ı topluyorum. Ve bizden istenen sorunun cevabını 70 derece olarak söylüyorum. Evet. Beş, dördüncü soruya bakıyorum. Yanda verilen şekilde AOB ile BOC AOB EB ile BOC komşu tümler açılardır. Buna göre BOC kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar komşu tümler ne demekti? Hem ortak ışınlar olacaktı hem de toplamları 90 derece olacaktı diyoruz. Şimdi AOB 25 ise BOC'nin ölçüsü ikisinin toplamı 90 olacağına göre 90'dan 25'i çıkarıyorum. 90'dan 25 çıkaracak olursak arkadaşlar ne olur? 55 derece mi oluyor arkadaşlar. Bakın 10'dan 5 çıktım 5, 8'den 2 çıktım 6. Evet. 65 derecedir diyorum. Evet. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum arkadaşlar. Sayfayı temizleyerek. Evet. Beşinci soruya bakıyorum. Aşağıda verilen açıların tümleri olan açıların ölçülerini yazınız diyor. Arkadaşlar tümler demek daha önceki derslerde de bahsetmiştim. 90 demek diye. Öğrencilerimiz bunu kodlaması için de 90'ı bir de heceyle yazayım. Bakın tümler 2 hece. 92 rakam 92 hece. Bakın hepsi 2 hecelik. O halde ben bunları ikilik diyelim. Bunların hepsini tümler diye kodluyorum. Bütünleri de şöyle yazalım. Bütünler 180 demekti toplama. 180'i yazı ile yazacak olursam da Bakın kodlarken öğrencilerime hep böyle söylerim. Bütünler 3 ece. 180 3 rakam ve 183 ece. Bakın üçlükleri de bir arada olacak diyorum. O halde tümler 90'dır. Bütünler 180'dir diye kodlayabiliriz. Evet benden istenen arkadaşlar açıların tümlerini istiyor. Yani 24'ü 90'dan çıkarmam gerekir. Şöyle hemen 90 eksi 24'ten 90'dan 24'ü çıkaracak olursak 66 derecedir diyorum. Evet 90'dan 33'ü çıkarıyorum. 57 derece diyorum. 90'dan 75'i çıkararak 15 derece diyorum. 90'dan 45'i çıkarıyorum ve 45 derecedir diyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. 90'dan 85'i çıkarıyorum. 5 derecedir diyorum. Elbette siz bunları arkadaşlar aklınızdan da yapabilirsiniz. Ben nereden geldiğini de göstermek için 90'dan çıkararak gösteriyorum her birisini. 90'dan 64'ü çıkarıyorum. 26 derecedir diyoruz. 90'dan 8'i çıkarıyorum. 82 derece diyorum. Ve 90'dan 12 dereceyi çıkararak 78 derecedir tümleri diyoruz. Evet altın soruya bakıyorum. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünden 20 derece büyüktür. Buna göre küçük açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Arkadaşlar bir tane küçük açımız var. Benden büyük açı istiyor pardon. Bir de büyük açımız var. Şöyle diyebiliriz. Artık A üzerinde yani cebirsel ifadeler konusunu gördüğümüze göre küçük açıya A diyebilirim. O halde büyük açı yani diğeri A'dan 20 derece daha büyüktür. Yani A'yı 20'li toplarım arkadaşlar. Ve bunlar tümler olduğuna göre bu iki açının toplamı 90 derece olacak diyorum. O halde A artı A artı 20 eşittir 90'dır. A ile A'yı topluyorum. Bir A, bir A daha. 2 tane A. 20 ile toplanınca 90 ise önce 20'yi çıkarıyorum arkadaşlar. 2A eşittir. 90'dan 20'yi çıkaracak olursam şöyle eksi 20 diye gösterelim. 70 derecedir diyorum. İki tane A 70 ise bir tane A arkadaşlar 70'i şöyle 70'i ikiye böldüğümü düşünelim. 35 derecedir diyorum. Şimdi bu 35 derece arkadaşlar bizim için bakın küçük açı. O halde büyük açı ne olur arkadaşlar? 35 ile 20'yi topluyorum. Ve sorumun cevabını 55 derece olarak söylüyorum. E şöyle biraz daha güzel yazalım arkadaşlar. Hatta geri alayım. Evet. 55 derecedir sorumuzun cevabı diyoruz. Evet, şurayı temizliyorum gençler. Şu işleme gerek yok diyorum. Evet. Yedinci soruya hatta şu yandaki bütünler tümler olayını temizleyelim. Evet. Yedinci soruya bakıyorum arkadaşlar. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 5 katıdır. Buna göre büyük olan açı kaç derecedir diye sordu. Yine küçük açı diyorum. Bir de büyük açımız var. Küçük açıya yine A dediğimi düşünün arkadaşlar. Büyük açı A'nın 5 katıdır. A'nın 5 katını nasıl söylüyordum? 5A yani 5 çarpı A demektir arkadaşlar bu. O halde ikisinin toplamı 90 olacağına göre. 1 A 5 A daha 6 A yapar. 6 tane A demektir. 6 tane A'nın değeri 90 derece ise 1 tane A'yı bulabilmek için ben 6'ya bölerim. E, 90'ı 6'ya bölecek olursak 9'un içinde 1 defa 30'un içinde 5 defa. Evet. A'nın değeri yani A kimdi arkadaşlar? Küçük açıydı. 15 derecedir diyorum. O halde büyük açı 5 tane A'ydı arkadaşlar. Yani A'nın 5 katıydı. O halde 5 çarpı 15'ten 5 ile 15 çarpacak olursam büyük açıya 75 derecedir diyoruz sorumuzun cevabını böylelikle bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet, sayfamızı temizleyerek bir sonraki etkinliğe geçiyorum arkadaşlar. 8. Evet, soruya bakıyorum. Yanda verilen AOC ile COB komşu bütünler açılardır. Evet, bütünler toplamları 180 derecedir demiştik. Buna göre AOC açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Benden burayı istiyor arkadaşlar. Şimdi toplamları 180 ise o halde AOC açısının istenen açı AOC açısıydı. Ölçüsünü bulabilmek için 180 dereceden 32 dereceyi çıkarıyorum ve 148 derecedir. Bizden istenilen AOC açısının ölçüsü diyorum. Evet. 9. etkinliğe baktığım zaman aşağıda ölçüleri verilen açıların bütünleri olan açıları bulunuz diyor arkadaşlar. Evet bütünler 180'dir arkadaşlar. O halde 45'in bütünlerini bulabilmek için ben 180'den 45 dereceyi çıkarıyorum ve 135 derecedir diyorum. 180'den 120 dereceyi çıkarıyorum. 60 derecedir. Bütünleri diyorum. 180'den 24 dereceyi çıkarıyorum arkadaşlar. 180'den 24'ü çıkarırsak 156 derecedir diyoruz. 180'den 154 dereceyi çıkarıyorum. 26 derecedir diyoruz. Şöyle altı yazalım arkadaşlar. 180'den 125 dereceyi çıkarıyorum ve 55 derecedir diyorum bütünlerine. 180'den 78 dereceyi çıkarıyorum ve 102 derecedir diyoruz bütünlerine. Yine 180'den 147 dereceyi çıkarıyorum. Ne olur arkadaşlar? 33 derece olur. Evet bütünleri 33 derecedir diyorum. 180'den 8 dereceyi çıkarıyorum. 172 derecedir bütünleri diyoruz. Evet. Sayfamı temizleyerek bir sonraki etkinliğe geçiyorum arkadaşlar. Evet. Onun soruya baktığım zaman bir açının ölçüsü bütünlerinin ölçüsünün 3 katıdır. Bu açının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Bütünlerin ölçüsünün 3 katıydı. O halde arkadaşlar nasıl düşünüyorum? Şimdi küçük olan açı bak yazalım. Küçük olan açı. Bir de büyük açımız var diyelim. Şimdi küçük açı A dersem büyük açı arkadaşlar 3A olur ve bunların toplamı bütünler olduğuna göre 4A olur ve bu da 180 derece eşittir diyoruz. 180 dereceyi 4'e bölüyorum. 18'in içinde 4 defa 16 çıkardım 2. 20'nin içerisinde arkadaşlar 5 defa. O halde a'nın değeri 45 derecedir diyorum. Benden arkadaşlar açı bütünlerinin 3 katıdır demişti. O halde açımız arkadaşlar burada ne oluyor? Bütünlerinin 3 katı olduğuna göre bir açının ölçüsü bütünlerinin 3 katıdır. Bak açıya 45 dersen bütünleri bunun 135 derecedir bütünlerinin açının ölçüsü bütünlerinin şimdi 135 derecedir benim burada cevabım öncelikle. Yani açının kendisi 135'tir. Çünkü 135'in bütünleri 45 derecedir ve 45 derecenin 3 katıdır diye düşünüyoruz. O halde sorumuzun cevabı 135 derece olur diyoruz. Yani aslında bizden büyük açıyı istemiş oluyor. 11. soruya bakıyorum arkadaşlar. Bir açının ölçüsü bütünlerinin ölçüsünden 28 derece fazladır diye söylüyor. Evet. Açının kendisi bütünlerden bir açımız var arkadaşlar. Bir de bütünleri diyelim o zaman. Karışıklık olmasın. Bütünlerinden 28 derece fazla ise bütünlerine A dersem açı A artı 28 olur. O halde buna göre açı kaçtır diyor arkadaşlar. İkisinin toplamı 180 olacaktı. A artı A artı 28 topladığım zaman 2 A artı 28 oldu. Eşittir 180 derece diyorum. Arkadaşlar 28 ile toplanınca 180 ise o halde 180'den 28'i çıkarıyorum. 2 152 derecedir. 2 tane A 152 ise 152'yi 2'ye bölersem 76 derecedir A'nın değeri diyorum. Evet arkadaşlar. 76 derece A yani bütünleri. O halde ben açıyı bulabilmek için açımız neydi? A artı 28 o halde ben burada A yerine 76 yazarsam 76 artı 28 8 6 daha 14 elde var 1 7 2 daha 9 1 de elde 10 diyorum. Evet bizden istenilen sorunun cevabı yani açının kendisi 104 derece olur diyoruz. İstersek arkadaşlar burayı da küçük açı büyük açı demeyelim de açı ve bütünleri diye söyleyelim. Bir açı bir açının ölçüsü bütünlerinin 3 katıydı. O halde bütünler A oluyor. Açı da arkadaşlar 3A oluyor diye söyleyelim. Evet böyle söylersek daha anlaşılır olur diye düşündüm. Evet arkadaşlar bu etkinlikle de dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.